Merhaba, konuğumuz Sayın Profesör Doktor Bilgehan Böke hocamız. Kendisine davetimizi kırmadı ve bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyor ve sorularımla başlıyorum. İlk sorum, odyoloji ile nasıl tanıştınız? Ben fizyoterapi kökenliyim aslında. Lisansım fizyoterapi. O zaman odyolojinin lisansı yoktu. Nasıl tanıştım? Benim dönem arkadaşlarımdan birkaç kişi, onlar lisansı bitirdikten sonra yüksek lisans için odyolojiye başladılar. Ben de yüksek lisans yapmak istiyordum. Bu ya fizyoterapi alanında olacaktı ya da odyoloji alanında olacaktı, ikisinden biri. Arkadaşlarımla olan iletişimde de odyolojiyi çok sevdiklerini söylediler ve tavsiye ettiler. Aslında öyle oldu. Biraz arkadaşlarım nedeniyle odyolojiye başladım. Bir sonraki sorum ise, sizce odyoloji alanında başarılı olabilmek için sadece odyoloji lisans eğitimi yeterli midir? Yeterli değilse hangi alanlarda kendimizi desteklemeliyiz? Bir kere her şeyin başında başarılı olabilmek için bence o mesleği sevmek gerekiyor, severek yapmak gerekiyor. Eğer bu alanı seçmişsek başarılı olabilmek için ne beklediğinizle ilişkili bir şey. Eğitiminizi biraz daha devam ettirmek istiyorsanız mutlaka bu alanda akademik olarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka yüksek lisans doktora programlarını yapmanız gerekiyor. Ama hedefinizde bu yok. Ben sadece bu kadarla yetinmek istiyorum ve diyorsanız, böyle bir beklentiniz varsa gelecekle ilgili, o zaman lisans programı yeterli olacaktır. Yani nerede kendinizi mutlu ve başarılı hissedeceksiniz? Önemli olan, yani koyduğunuz hedef önemli. Biraz daha kendinizi geliştirmek, biraz daha öğrenmek istiyorsanız o zaman mutlaka kariyer yapmanız, yani yüksek eğitim yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi hedefte bu yoksa, bu benim için yeterli diyorsanız o zaman lisans programı tabii ki yeterli. Kariyer planlamada nasıl bir yol izlemeliyiz? Yani biraz önce bahsettiğim şeyle de ilgili aslında. Bir kere odyoloji çok geniş bir alan. Bu alandan hangisi, hangi dallar, odyolojinin dalları ilginizi çekiyor? Bunun lisans programında yaptığınız stajlarla ya da aldığınız eğitimlerle mutlaka size bir bilgi verecektir. O yüzden de hangi dal ilginizi çekiyorsa, bir geriatrik grup, pediatrik grup, vestibüler, bunlar farklı farklı alanlar. O yüzden burada ilgi alanınızı öncelikle belirlemeniz lazım. Evet, ben burada daha başarılı olabilirim ve ben burayı daha bu alanı daha çok sevebilirim. İlgi alanınızı belirleyip ona göre yüksek lisans ya da doktora programınızı şekillendirirseniz kariyerinizde ben eminim ki başarılı olursunuz. Bir sonraki sorum ise, odyoloji alanında fark yaratmamızı sağlayacak önerileriniz nelerdir? Bir kere çok okumanız gerekiyor. Çünkü odyoloji yani dipsiz bir kuyu gibi. Gerçekten fark yaratabilmeniz için bu konuları, özellikle de ilginizi çeken konuları çok çok iyi okumalısınız, çok çok araştırmalısınız. Bizim zamanımızda bilgiye ulaşmak o kadar kolay değildi ama şu anda bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki her şeyden önce kendinize neden sorusunu sormanız gerekiyor. Bu bence en önemli şeylerden birisi. Neden otoskleroz, neden refleks almıyoruz, meniyer, neden alçak frekanslı işitme kaybı gözlüyoruz ya da orta kulak probleminde neden alçak frekanslar tutuluyor ya da neden yüksek frekanslarda işitme kaybı oluyor? Bu neden sorusunu bütün her şey için sormanız gerekiyor alanınızdaki, hayatınızda ya da neden sorusunun cevabını bulduğunuz zaman ben eminim ki çok fazla şey öğreneceksiniz ama mutlaka neden sorusunu sorun. Bir konu hazırladığınız zaman bu konuyu önce
bir kendinizin iyice öğrenmesi gerekiyor. Bunun altında yatan şey de neden sorusu. Neden? Neden sorusunun cevabını eğer bulursanız ki bunun içinde inanın o neden sorusu sizi nerelere götürür, ne kaynaklara götürür, ne bilgilere götürür. Neden sorusunun cevabını bulduktan sonra ve araştırmaya başladıktan sonra çok şey öğrendiğinizi göreceksiniz. Çok basit bir hastalık bile bu hastalık neden böyle yapıyor? Nedenlerini bulursanız eğer çok şey öğreneceksiniz. Hayata dair 3 altın kuralınızı sıralayabilir misiniz? İş ve hayatımla ilgili söyleyeyim. Bir kere gerçekten sevgi benim için çok önemli. Sevmek çok değerli, kıymetli. Hem hayatımda hem işimde sevgi benim için çok değerli bir yer kaplıyor. Sevgi ve saygı. İşimde işimi severek yapıyor olmam bir fark yaratıyor bence. Ve kendinizi iyi hissetmeniz, mutlu hissetmeniz, güler yüzlü olmanız, iyilik yapmanız, bir hayata dokunmanız, başkalarının hayatına dokunmanız, iyi bir şeyler yapmanız. Bunlar sizi manevi olarak tatmin eden şeyler. Bu da sizin hem huzurlu hem sevgi dolu hem de mutlu olmanızı sağlıyor. O başkalarına dokunduğunuz hayatlar bir bakıyorsunuz aslında kendi hayatınıza dokunduğunuz şeyler de oluyor. Onun için severek yapmak her şeyi gerçekten çok fark ettiriyor. Bu sizi mutlu da ediyor, huzurlu da ediyor. Bir diğeri iş hayatınızla ilgili gerçekten çok okumanız, kendinizi geliştirmeniz, hayatta da böyle aslında. Biz okullarda sadece belki teorik bilgiyi elde ediyoruz ama hayatla ilgili bilgileri de belki paylaşmak gerekiyor. Edindiğimiz tecrübeler bu yaşa kadar çok çok kıymetli. Daha dün bir öğrencime hani sana bunu okulda öğretmezler ama işte şöyle şöyle yap diye bir önerim olmuştu. Bu bilgileri, bu tecrübeyi mutlaka öğrencilerle de paylaşmak gerekiyor. İyisiyle, kötüsüyle. Çünkü iyi deneyimlerde, kötü deneyimlerde bize zaman içerisinde daha doğru bir yol izlememize sebep oluyor. Üçüncüsü sadece eğitim iş değil, mutlaka özel hayatınızda da güzelliklerin olması sizin zaten iş hayatınızda, eğitim hayatınızda, her alanda da daha başarılı, daha huzurlu olmanızı sağlayacaktır, getirecektir. Son sorum olarak ise odyolojinin geleceğine yönelik gençlerden beklentileriniz nelerdir? Evet, mutlaka işlerini saygı sevgi çerçevesinde yapsınlar. Biraz hırslı olsunlar, biraz. Çok hırsın ben zarar getirdiğini düşünüyorum. Çok okusunlar, çok çalışsınlar. Ve birbirleriyle de elde ettikleri bilgileri paylaşsınlar. Ekip olarak çalışmak çok önemli, çok kıymetli. Bu yüzden de edinilen bilgilerin işte projeler, tezler, araştırmalar bu konuda çok desteklemeleri gerekiyor ve beslemeleri gerekiyor kendilerine. Ve bu bilgileri de bu bilgiler de paylaşılınca güzel. Yani birbirinize mutlaka öğrendiğiniz şeyleri paylaşın birbirinizle. Bencil olmayın. Siz bir şey öğrenirsiniz, paylaşırsınız ama onun üzerine koyduğunuz zaman bir adım daha öne geçersiniz. O yüzden de dediğim gibi çok çalışın, çok okuyun, hastalarınıza karşı iyi olun, iyi davranın, empati yapın, onların bizim için belki bildik
olan bir şey, işte çocuğunuzda sensörler işitme kaybı var demek mesela bizim için belki çok bildik bir şey olabilir ama o aile çok başka bir yerlerdedir. Sizden başka şeyler duymak ister. O yüzden onlara karşı saygılı olun, güzel güzel konuşun. Dediğim gibi bolca çalışın, okuyun, saygılı ve sevgili olun. Sayın hocam, cevaplarınız, değerli katkılarınız ve önerileriniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size de hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum.